Selamlar. Sufi'nin hayat rehberi. Bugün yaratıcılık, ışımak konusundayız. Esması El-Bari, anlamı bu yola getirildiğinizde bu fırsatı tamamıyla yeni ve farklı bir şey yaratma potansiyelini hissetmek için kullanın. Yok gibi görünenden var etmeyi. Arif Hoca'nın Esma-ül Hüsna kitabında El-Bari her şeyi değişik biçim ve surette yaratan anlamına geliyor. Çok fazla virt edenler yani tekrar edenlerin sıkıntı ve kederlerini Allah-u Teala feraha ve sevinci çevirir. Bütün alem onu kutlar. Kitapta niye anlatıyor? Bakalım nasıl aktarılmış bu bilgiler. Yaratılış varlıktan mı oluştu yoksa yokluktan mı? Belki bu soruya cevap veremeyiz ama bu bilim adamlarını veya tüm zamanlardaki geleneksel hikaye anlatıcılarını bunu cevaplamaya çalışmalarını engellememiştir. Kur'an'ın Arapçası ilk gizemli yaratılış anından sonra belirleyici bir işlemin yaratılışı devam ettirildiği ve bunun ona can veren ve devam etmesini sağlayan, ışıyan bir enerji tarafından takip edildiğini ima eder. Bazılarımız işlemleri başlatmakta daha iyiyken bazılarımız onları devam ettirmekte ve bazılarımız da onları tamamlamakta iyiyizdir. Bu aşamalardan birinde iyi olduğumuzu söyleyerek kendimizi güvene alıp olayları akışına bırakabiliriz. Ancak insanlığımızı bütünüyle deneyimlemek istiyorsak, çizdiğimiz sınırların dışına çıkmamız gerekebilir. Bu yolun insani ifadesi, zamanın başlangıcında içimizde yaratılmış olan ilahinin yansımasıdır. İşte o zaman Kur'an ve İncil'e göre ilahinin imajı olarak yaratılmıştık. Ancak hem İbranice'de hem de Arapça'da İmaj kelimesi sabit bir görüntü anlamını taşımaz. Bu daha ziyade yaşayan, nefes alan varlığın hareket halindeki gölgesi gibidir. Tüm varlıkların içine alan biri. Eğer bazı bilim adamlarının hissettiği gibi dünya kendisini gaye olarak ifade ediyorsa, neden evrenin tamamı da birliğe ulaşmış, evrim geçiren, yaşayan bir varlık olarak ifade edilmesin ki? Alan Hazreti Muhammed yoluyla bildirdiğine göre İslam terimlerinde kutsal gelenek olarak adlandırılır. Tek varlık niye yaratılışla uğraşsın ki? Sorusuna cevap veriyor. Ben saklı bir hazineydim ve tanınmak istedim. Bu yüzden dünyayı yarattım tanınmam için. Sufi evreninin tamamının sebebinin sevgi olduğunu düşünür. Sevgi olmasaydı yalnızca potansiyel bir evren olarak kalırdı. Harekete geçilmezdi. Belki hayat şu anda sizden onu dışa vurmak için, onu dışa vurmak yerine nefesinizde, hissinizde ve dışarıya doğru ışıdıklarınızda olanak ve yaratıcılık yansıtmanızı istiyor. Bazen odaya bir kişi girer ve olanakların açıldığını hissedersiniz. O insan siz olabilirsiniz veya belki bir duruma getirdiğiniz hava bloke olmuş bir işleme yeni bir ışık tutacaktır. Bu aynı zamanda hayatın size sundukları tarafından tükendikten sonra kendinizi onarılmış hissetmek için de bir fırsat olabilir mi? Allah'ın gücüyle evrenin başlangıcına bağlanabiliriz. Herhangi bir şeyden veya herhangi bir şeyle yaratma olmadan önceki anda. Kelimenin köklerine ve dallarına baktığımızda bu özelliğin geleneksel çevreleri yapımcı ve geliştiren kelimelerini dahil eder. Bir yol, bir ışık, ışını gibi ri, güç sayesinde bağ, birin görülmeyenden görülene bir şey getirme eylemini gösterir. Halik, parçacık yaratılışıyken daha önce görmüştük. Bari dalga yaratılışıdır. Buna benzer olarak tekvin birebire göre Tanrı ilk hakikatler olarak göğü, şemayim dalga ve yeri arets parçacığı yarattı. İbranice kelime burada bara. Kur'an'da
Bari kelimesi varoluş öncesindeki şartlardan yola çıkan yaratılış, özgürleştiren ve özgür kılan anlamında kullanılır. Peki bugünün meditasyonu ne acaba? Yine kalbe odaklanın, varlığınızın merkezine bir çeşmenin aktığını ve derinliklerinizdeki bir pınardan su yükseldiğini hayal edin. Siz susunuz, kaynağı ise Allah. Ya bağır sesini nefes verirken ve iyi sesini alırken söyleyin. Ya bağır iyi de söylerken iyi sesini dönüp içinize düşüyormuş gibi hissedin. Nefes verirken pınarın tüm yönlere aktığını hissedin. Nefes alırken derinliklerinizde bulunan kaynağa dokunun. Evet. Çok güzel. Şu anda çok zor günler geçiriyor herkes. Sanıyorum 3 haftaya yakın oldu. Herkes evinde ve bir arayış içerisinde. Bazılarımız çok yoğun, bazılarımız çok arayış içerisinde. Neler oluyor anlamaya çalışıyor. Kimileri yalnız, kimileri kalabalık, kimileri sevmedikleriyle maalesef, kimileri de özlem içerisinde. Aslında bu çalışmayı başlattığım zaman dilimi de bunların hepsi vardı ama şu anda gönüllerde böyle bir yukarıya doğru coşma, bir coşma, bir belirsizlik, çok böyle yoğun bir duygu var. Sanıyorum bu andayken, yani şu yaşadığımız süreç içerisinde yaratıcılık ışımak adına ya bariyle kendimize bakabiliriz. Belki şu anda bizden, yani sizden onu dışa vurmak yerine nefesinizde, hissinizde ve dışarıya doğru ışıdıklarınızda olanak ve yaratıcılık yansıtmanız isteniyor. Acaba siz şu anda kendinizle ilgili neleri yaratıcı bir şekilde ışıtabilirsiniz? Nelere bakabilirsiniz? Bugünkü pozisyonda kendi içinize döndükçe verdiğimiz dualar, verdiğimiz farkındalık, farkındalığın içerisinde siz neredesiniz? Çemberin, bu büyük çemberin aslında baktığınızda neresindesiniz? Tam ortası ruhu temsil ediyor. Ruh bir rüzgar. Rüzgar yaprakları böyle bir o yana sallıyor, bir o yana sallıyor. Bu sallama süreci içerisinde kendinizi siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bugüne kadar verdiğimiz esmaları kendi içinize nerelerde yaşıyorsunuz? Bu süreci devam ediyor musunuz izlemeye, dinlemeye? Yoksa olanla ilgili küskünlük içerisinde misiniz? Aradığınız şeyleri bulamama konusunda kalbinizde sıkışma mı oluyor? Evet, ne diyoruz hep başından beri? Kalp bir neşe kaynağı. Bu neşe kaynağının enerjisini hiç bitmemesi gerekiyor. O zaman bu videoları izledikten sonra hayatınızda acaba neleri fark ettiğinizi bir düşünün. Bu videoları izledikten sonra derken izlemediğiniz anlar da var. O anlarda nelerin akışı içerisindeyiz? Acaba biz bir olmak, birle bir olmak adına bu yolda ne kadar gayretliyiz? Gayretiniz kaderinizi değiştirecek, farkında mısınız bilmiyorum. Ama ben size bunu garanti ediyorum. En çok gayret edenler kazandı bu dünyada. Bu dünyada diyorum çünkü diğerlerini bilmiyorum. Tek bildiğim şey şu. Ağzınızdan dua, kalbinizden iyilik, güzellik eksik olmasın. Ve her daim mutlaka bir şeye başlarken güzel isimle başlayın. Güzel isimle başladınız, güzel niyetle başladınız, her şey size hizmet edecektir. Kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.